Analist portföyde diyor. 3 altcoin ismi verdik. Kalkışa hazırlar. Evet, bunun üstüne konuşacağız. Buradaki altcoinlerden ne bu? Sol, ING ve TIA üstüne konuşmaya çalışacağız. Bakacağız neymiş, ne değilmiş. Bu şekilde bir haber var. Aynı zamanda tabii tekrar şu hatırlatmayı yapalım. SEC'in ETF kararı önemli olacaktır. Ben şu anda bu videoyu çekerken SEC ETF'ler noktasında herhangi bir açıklama gerçekleştirmedi. Bir kere bunu belirtmiş olayım. O yüzden önemlidir. Belki siz izlediğiniz vakitte, siz şu anda izlerken SEC bu ETF'leri onaylamış olacaktır. Çünkü gün içerisinde bile an itibariyle SEC'den artık ETF'ler noktasında karar geleceği kesin bir şekilde biliniyor. Ve hepimiz bu kararın ne olacağını göreceğiz. Çok büyük bir ihtimalle onay olacak. Ve onay olduğu takdirde piyasada kalkışlar olacaktır. İlk etapta BTC'nin rallisi. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü şunu zaten artık şu lafı ezbere bile biliyorsunuzdur kanaatim. BTC ile en korele varlıklardan bir tanesi muhakkak sol. Ne yazık ki dominansın büyük ölçüde arttığı süreçlerde acemi traderların böyle çok saçma bir şekilde canı sıkılıyor ama yapacak bir şey yok çünkü genelde dediğim gibi maalesef 2 günde zengin olunmak istendiği için hele ki yüksek dominans etkisinde altcoin'lerde servet kovalayan ve BTC'yi beğenmeyen acemi traderlar üzülebiliyor. Şimdi bu noktada Sol ING gibi coin'lerin de mesela daha önce çok sefer söyledim. Sol küçük yatırımcı için resmen böyle şeydir, bir pırlantadır. Sol, Avax falan özellikle Sol. ING aynı şekilde. Bildiğin ya küçük yatırımcı için pırlanta Sol. Daha ne isteyecek? Hani Shiba, XRP, Doge falan gibi böyle şey de değil. Nedir o? Farklı bir şekilde hareket edip sonradan açılıma müsait kripto para da değil. Direkt BTC ile birlikte hareket ediyor. Yüksek korelasyonlu bir varlık. O yüzden birinci elden hareketler yaptığı için bu sol açısından küçük yatırımcıya uygunluk anlamına geliyor. ING de öyle mesela. ING için de bu şekilde. Tabii bu ben hani iyi bir şey diyemem. İyi ya da kötü değil. Bu normal hani kavramı sonuçta. Diğer altcoin'lere göre bu durumdan kaynaklı olarak avantajlı olduğu zamanlar oluyor. Dezavantajlı olduğu zamanlar oluyor. Avantaj açısından bakarsak şu anda solda ING'de tutan kişiler ortalama 10 kat, 15 kat. Öyle ki 40 kat kârda durduğunu bile gördü yani daha günler içerisinde. O yüzden korkunç da bir katladılar. Ha bundan bir süre sonra tabi bunlarınki diğer altcoin'lere göre daha düşük kalacaktır. Bu şekilde farklılıklar söz konusu. Sezon zaten güçlü bir şekilde ilerliyor. Bakın sol şöyle. Az önce de bahsettiğim. Dediğim gibi sizler muhtemelen bunu izlerken ya da yani izleyenlerin bir kısmı işte ise ETF'leri kabul etmiş olabilir. Bu tarz büyük bir haber BTC'yi korkunç derecede yükseltecek ama altcoin'lerdeki düşüklüğe sebebiyet verecektir. Yalnız sol tarzındaki işte bu tarz korele varlıklar BTC'deki yükselişleri daha düzgün bir şekilde fiyatlayabilmeye müsaittirler yani. Onu da tekrardan söyleyeyim. O yüzden aklınızı güzel bir şekilde koruyabilir. Sol coin. BTC'de iyi bir kırılımla 60 bin dolarlara yakın hareketler beklediğimi ifade ettim. Yani bunun sol için nasıl bir yükselişe sebebiyet vereceğini tahayyül bile edemiyorum. Zaten 121 dolarları patlatıp 138,5-152 dolar gibi fiyatları ilerleme kabiliyeti bulunan sol belki de BTC'nin işte bahsettiğimiz 60 bin dolarlara erişmesiyle
solda 260 dolar gibi ATH'larını çoktan patlatabilir o bahsettiğimiz vakitlerde. ING'den konuşursak, ING'yi görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. En son çok iyi hatırlıyorum. ING ile alakalı son konuştuğumda son bir alım fırsatı söyleminde bulunmuştum. O zaman da fiyatı 14.9-15 dolar pozisyonundaydı ve yeni bir kalkış için uyardım. İşte tam da şurada. Evet. Ve son bir alım fırsatı dedim. Aynen öyle. Yani bu coin'in fiyatları bir zamanlar nerede 1 dolar, yakın zamanda nerede 45 dolar. Elinizde ING varsa yüzünüz gülüyordur. Çünkü ben bu sezon yüzlerce dolar fiyatına erişim yapabileceğini düşünürken yine 60 bin dolar BTC senaryosunda minimum 100 dolar gibi fiyatları da bekliyorum. Ya şu Tia, Celestia. Ben Celestia'yı sevmiyorum. Çok beğendiğim bir kripto para değildir. Çalışmaları şu anda kötü gitmiyor. Ama yine de dediğim gibi ben uzağım. Ben uzak olduğum için de sonuçta burada da öyle değil mi? Size karşı da yakınlık sergileyemiyorum yani. Celestia üzerine. Hadi, durum bu. Başka da ne diyebilirim bilmiyorum. Biraz daha yatırımcı ne yapabilir? Daha korele kripto paralar alabilir. Çok fazla risk sermayedarı olmak zorunda değilsiniz. Anlatabiliyorum değil mi derdimi? İyi bakalım. Kripto piyasasının gündeminde muhtemel spot Bitcoin ETF onayı var. Bu nedenle piyasanın odak noktası Bitcoin üzerinde diyor. Aynen öyle. Bu arada fiyatlamadan bahsettik. Tabii kabul edildikten sonra BTC yükseliş halinde yine de buradaki sol ING tarzındaki varlıklar tam performansla yükselmez. Diğer altcoin'lere göre daha fazla yükselir ancak dediğim gibi tam performans yükselmez. Öyle aman Allah'ım dedirteceklerini zannetmiyorum. Anlatabildim değil mi? O yüzden biraz daha düşük skaladan hareket edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Solunda ING'inde diğer altcoin'ler gibi kendilerine göre sol BTC paritesine göre düşük bir hareket olacaktır. Ama diğer altcoin'lere göre yüksek bir hareket olacaktır. Zaten piyasa açıldığında fakat fiyatlamaları da daha yüksek olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.